Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza bize bir tane film afişi verilmiş. Bu film afişiyle ile alakalı bazı ifadeleri doldurmamız isteniliyor. Bakalım tablomuza. Name of the movie verilmekte. Ne demektir? Filmin adını sormaktadır. Filmin adı da Fast and Furious'dir arkadaşlar. O da hızlı ve öfkeli demektir. Ne yazacağız buraya? It is Fast and Furious yazabiliriz. Fast and Furious hızlı ve öfkeli demektir. Type of the movie ise filmin türü anlamına gelmekte. Aksiyon filmi olduğu için it is action diyebiliriz. Time zamanını sormakta. Film ne zamanmış? Film akşam 6'daymış. O zaman it is at 6 o'clock dememiz gerekiyor. 6 p.m. de diyebiliriz. Place yer demektir. Neredeymiş? Seventeen burada movie'deymiş. Arkadaşlar bu bir yer ismi. Yani sinema ismi gibi düşünebilirsiniz. Place is Seventeen burada movie şeklinde söyleyebiliriz. It is about deniliyor. Ne hakkındaymış? Arabalar hakkında. O zaman it is about cars dememiz gerekmektedir. Bu şekilde tablomuzu doldurmuş oluyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Burada bize kelimeler ve resimler verilmekte. Bu kelimeleri uygun resimlerle eşleştirmemiz isteniliyor. İlk olarak kelimelerimize bakalım. Strong güçlü demektir. Boring sıkıcı, funny eğlenceli, ugly çirkin, beautiful ise güzel demektir. Buradaki ilk resmimize bakacak olursak buradaki kişinin eğlence, eğlendiğini, eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ona ne diyeceğiz? Fane diyeceğiz. Burada fane anlatılmakta. Burada bize bir tane cadı verilmiş ve bu cadı gördüğünüz gibi oldukça çirkin. O yüzden de buradaki resmimizin altına ugly yazmamız gerekiyor. Buradaki kız ise oldukça güzel bir kız olduğundan dolayı beautiful dememiz gerekmekte. Beautiful şeklinde burayı da söyleyelim. Buradaki sporcu da gördüğünüz gibi tek koluyla koca halteri kaldırabilmekte. Yani buradaki sporcu için de strong, güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kişi ise gördüğünüz gibi ders çalışmamakta ve sıkıldığını anlamaktayız. O zaman bu kişi için de boring, sıkılmış diyebiliriz. Sıkıcı anlamındadık. Anlamındaki sıfatımızı adlandırabiliriz arkadaşlar. Böylelikle bize verilen kelimelerle resimleri eşleştirmiş olduk. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz C bölümüyle devam edelim. Burada da bize gene bazı kelimeler veriliyor. Bu kelimeleri gruplandırmamız isteniliyor. Type of movies filmin türü anlamındadır. The movie is about film şu hakkındadır şeklinde. I think it is nokta nokta bence o böyle bir yorum anlamındadır. Verilen kelimeleri buna göre yerlerine yazacağız. Bakacak olursak cars verilmiş. Cars arabalar demektir ve bunu nasıl söyleyebiliriz? The movie is about cars. Yani film arabalar hakkındadır şeklinde söyleyebileceğimiz için bunu ortadaki grubumuza yazalım. Animals hayvanlar demek. Gene aynı şekilde the movie is about animals diyebiliriz. Filmin hayvanlar hakkında olduğundan bahsetmiş olduk. Animation animasyondur. Bu nedir? Bu bir film türüdür. O yüzden de types of movies'e yazmamız gerekmekte. Animation şeklinde ifademizi yazalım. Funny ne demektir? Eğlenceli demektir. Genellikle yorum yaparken kullanabiliriz. The movie this movie is, is funny dediğimizde bu movie'nin, bu filmin eğlenceli olduğundan bahsediyoruz. O yüzden I think it is funny bence o eğlenceli şeklinde söylemiş olabiliriz. Söyleyebiliriz. Comedy ise gene bir film türü olacaktır arkadaşlar. Typos movie'ye yazmamız gerekmekte bu yüzden de yazalım. Action aksiyon film anlamındadır. Gene bir film türüdür. O yüzden da type of movie'ye yazmamız gerekmekte. Boring sıkıcı demektir. Bu da bir yorum olduğundan dolayı I think it is boring diyebileceğimiz için en sondaki grubumuza yazalım. Drama ise drama anlamındadır ve bu da bir film türü olduğundan dolayı ilk grubumuza yazıyoruz. Devam edelim. Exciting. Exciting de aynı şekilde bir yorum ifadesi olacağından dolayı I think it is exciting heyecan verici anlamındadır. Onu da sondaki grubumuza yazalım. A professor and a dog. Bir profesör ve bir köpek hakkında olabilir bir film. O yüzden de buradaki ifademizi neye yazıyoruz? Ortadaki grubumuza yazıyoruz. A professor and a dog şeklinde ifademizi sonlandırmış olalım. C bölümümüzde böylelikle bitirmiş olduk. Diğer bölümlerimize geçiyoruz. D bölümümüz parti ile ilgili kelimelere eşleştiriniz denilmekte. Bakalım kelimelerimize. Invitation card, birthday cake, candles, balloons, gift. Invitation card davetiye kartı, birthday cake doğum günü pastası, candles mumlar, balloons balon demektir. Gift ise hediye demektir. Uygun kelimelerimizi gelin birlikte eşleştirelim. İlk resmimizde balonlar olduğu için ne yazıyoruz? Balloons yazıyoruz. Balonsu yazalım. İkinci resmimizde doğum günü pastası verildiğinden dolayı birthday cake dememiz gerekmekte. Altına yazalım. Üçüncü resmimizde hediye resmedildiği için sürpriz hediye söz konusu. O yüzden de gift yazıyoruz. E, ee, dörtte ise mumlar veriliyor. O yüzden candles yazmamız gerekmekte. Buradaki ifademiz ise you are invited yani sen davetlisin anlamındadır. Bir davetiye kartı olduğundan dolayı da invitation card şeklinde ifademizi yazacağız. Böylelikle D bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Bu sayfadaki son bölümümüz olan E bölümüne geçebiliriz. Koyu renkle yazılan kelimelerden doğru olanı daire içine alınız deniliyor. Bakalım. I don't like Garfield because he is lazy or friendly. Burada Garfield'i sevmediğinden bahsetmekte. Çünkü açıklamasını yapıyor. He is lazy, tembel, arkadaş canlısı tembel olduğundan dolayı sevmeyebilir. Bu yüzden de he is lazy demesi gerekmekte. Zaten Garfield de tembel bir karakter olacaktır. 2. I like olan because he is friendly or evil. Burada olanı sevdiğinden bahsetmekte. He is friendly o arkadaş canlısı, evil kötü demektir ve olan kötü olmadığı için arkadaş canlısı olduğu için friendly'yi işaretlememiz gerekmekte. 3. Pinocchio isn't honest or brave. Burada Pinokya'nın dürüst olmadığından mı yoksa cesur olmadığından mı bahsetmemiz isteniliyor. Ve Pinokya, Pinokyo yalan söylediğinden dolayı da o ne olmayacaktır? Dürüst olmayacaktır. Honest'ı işaretliyoruz. 4. I hate Gargamel because he is funny or evil. Ben Gargamel'i Gargamel'den nefret ederim. Çünkü o eğlenceli ya da kötü. Kötü bir karakterdir Gargamel ve bu yüzden de ondan hoşlanmayız. Evil'ı işaretlememiz gerekmekte. 5. Superman is a lazy or strong character. Burada Superman'in tembel mi yoksa güçlü mü bir karakter olduğundan bahsetmemiz isteniliyor. Ve Superman'de oldukça güçlü bir karakter olduğundan dolayı strong'ı işaretleyeceğiz. 6. is helpful or boring. Balkas Keloğlan'ın sevdiği kızdı arkadaşlar ve o da yardımsever bir insan olduğundan dolayı helpful'u işaretlememiz gerekmekte. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından test sorularımıza devam edebiliriz. İlk test sorumuz A ile B arasına geçen bir diyalog. A bir soru soruyor. B ise I have a stomach demekte. Stomach ne demektir? Karın ağrısı demektir. Karın ağrısı olduğundan bahsetmekte. O zaman A kişisi ne diyecek? Senin sorunun ne? Senin problemin ne diyecektir? What is the matter with you? Ne demektir? Neyin var anlamındadır? Evet bunu sorabilir. Böylelikle de hastalığını söylemiş oluyor. Where are you from nerelisin demek. How old are you? Kaç yaşındasın? What should I do? Ne yapmalıyım demektir. Burada hastalığını sormamız gerektiğinden dolayı what is the matter with you dememiz gerekiyor. Cevabımız Adana. İkinci sorumuz Jack has a toothache. What should he do? Toothache ne demektir? Diş ağrısı demektir. Jack'in diş ağrısı varmış ve o ne yapmalı? He should get a blanket. Blanket ne demektir? Battaniye demektir. Battaniye almasına gerek yok. Dişi ağrıyor. He should drink coach şurup. Öksürük şurubu içmelidir deniliyor. Bu da olmayacaktır. He should see a dentist. Dentist diş doktoruna gitmeli şeklinde söylenebilir. Evet doğrudur. Diş doktoruna gitmesi gerekiyor. Eğer dişi ağrıyorsa. He should go to school. Okula gitmemeli. Cevabımız B şıkkı. He should see a dentist yani bir doktora gözükmeli, bir diş hekimine gitmeli anlamındadır. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz resme uygun şıkkı işaretleyenir. Resimde buradaki kişinin çok üşüdüğünü söyleyebiliriz. I have a running noise ise ne demektir? Burun akıntısının olması demektir. I feel cold, soğuk hissediyorum, soğuk algının anlamındadır. Evet doğrudur. I have a toothache, diş ağrısının olduğundan bahsetmekte. I have a terrible pain in my back, Burada ise sırtında çok büyük bir ağrıdan ağrının olduğundan bahsetmekte. Bu da olmayacaktır. Buradaki resmimizi karşılayan ifademiz ya şıkkında I feel cold olacaktır. Dördüncü sorumuz. Gene A ile B arasına geçen bir diyalog var. A diyor ki I have the measles. Benim kızamık hastalığım var. I shouldn't go to school. Okula gidemeyeceğim demek de B'de ise oh I am really sorry to hear that. Bunları duyduğuma çok üzgünüm demekte ve Arda ne diyebilir? Happy birthday, happy birthday to you. Doğum günü kutlu olsun olmaz. Alakasız olacaktır çünkü kızamık hastalığına yakalanmış. Get Wilson, umarım iyileşirsin, e, eski haline dönersin anlamındadır. Evet bunu söyleyebiliriz. Hasta olan bir kişiye bunu söyleyebiliriz. Sanskrit, Kulağa harika geliyor olmayacak. What is the problem? Problemin nedir de diyemeyiz çünkü problemini burada söylemiş. Cevabımız B şıkkı get well son umarım iyi olursun anlamındaki ifademizdir. Cevabımız Bursa. 5. I have a nokta nokta. Burada gördüğünüz gibi kolunu tuttuğu için bu ne olacaktır? Kırık kol olacaktır. Ve o da D'de var. Broken arm'dır. Cevabımız denizde. Diğerlerine de bakalım. Headache baş ağrısı, fever ateş demektir. Backache ise sırt ağrısıdır. Burada da kırık kol verildiği için cevabımız Denizli. 6. These are my nokta nokta. Bunlar benim neyimdir? Gördüğünüz gibi ellerini uzattığından dolayı hands olmalıdır. Eyes gözler demek, legs bacaklar, ears kulaklar demektir. Cevabımız Alana. 7. Gene bir diyalog var. What kind of movie is it? Demekte. Bu filmin türünü sormakta arkadaşlar. O ise cevap olarak it is a nokta nokta. Nedir bu? Korku filmi olduğundan dolayı it is a horror olması gerekmekte. Cevabımız Ceyhan. Komedi, komedidir adı üstüne. Karton çizgi film demektir. Love Story ise aşk filmi demektir. Burada da korku filmi olduğu için cevabımız Ceyhan. 8. I think comedy films are... Bence komedi filmleri nedir? Funny, eğlencelidir. Sıkıcı değildir. Frightening, korkunç değildir. Exciting, heyecan verici değil. Komedi filmleri eğlencelidir. Cevabımız Adana. Dokuzuncu sorumuz gene bir diyalog söz konusu. Nokta nokta is the movie diye bir soru sorulmakta. B ise it is at 7 o'clock demekte. Saat 7'de olduğundan bahsetmekte. O zaman sorumuz ne olacaktır? Ne zaman olacaktır? Saat kaçta olacaktır? What, how many, how değil. Cevabımız değişikliği What time? Saat kaçta olacaktır? Saat kaçta olduğunu cevabını verdiğinden dolayı. Cevabımız denizli. Onuncu sorumuz. It is an nokta nokta movie. Bu bir şu filmdir denilmekte. Ne filmi olabilir? Animation, drama, science fiction, horror, animasyon filmi, drama filmi, bilim kurgu ve korku filmi. Buradaki filmimizde çizgi karakterlerden oluştuğundan dolayı bir çizgi film, bir animasyon olacaktır. O yüzden de cevabımız Adana. 11 sorumuz. I don't like dramas. I think they are nokta nokta. Ben dramaları sevmem. Çünkü bence onlar şöyledir. Sevmediğinden dolayı heyecanlı olamaz. Boring sıkıcı olabilir. Sıkıcı olmadığından dolayı sevmeyebilir. Funny eğlencelidir ve eğlenceli olduğu için de sevmemesi e, olanaksız olacaktır. Interesting ilgi çekici bu da değildir. Çünkü sevmemekte de olumsuz bir sıfat aramalıyız. O da boring sıkıcı olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 12. sorumuz. She is nokta nokta. Kıza bakacak olursak ne olduğunu söyleyebiliriz. Çirkin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de she is ugly dememiz en uygun olacaktır. Beautiful güzel demektir. Brave cesur. Honest ise dürüst demektir. Cevabımız Adana ugly. 13. They are nokta nokta. Bunlar nedir? Bunlar balondur. O zaman balons dememiz gerekiyor. They are balons. Birthday cake doğum günü kekidir. Candles mumlardır. Invitation cards davetiye kartlarıdır. Cevabımız C şıkkı. Balons olacaktır. 14 gene bir diyalog söz konusu. "When Nok, is your birthday? It is in November." O kasımda. Soruyu ne olarak sorabilir o zaman? Ne zaman senin doğum günün şeklinde sorabilir. What ne olacaktır? Yanlış. When ne zaman sorusuna November kasımda diye cevap verebiliriz. What time sorusuna kasımda diye cevap veremeyiz. What time ne demektir? Saat kaçta demektir. Where nereyedir? O da olmayacaktır. Burada ne zaman olduğundan bahsedildiği için cevabımız Bursa When? Sonra ikimiz gelecektir. 15. It is a, a or an. nokta nokta Bu nedir? Bu gördüğünüz gibi come to my birthday denilmekte. Yani doğum günü partime gel. Bu bir davetiye olacaktır. Party hat, parti şapkası, clown, palyaço, present, hediye, invitation card, davetiye kartı. Burada da bir davet söz konusu olduğu için bu bir davetiye kartıdır. Cevabımız denizli. Son sayfamıza geldi sıra gene bize resimlerle kelimeler veriliyor ve bunları eşleştirmemiz isteniliyor. Bad kötü demektir, beautiful güzel, funny eğlenceli, strong güçlü, hard working ise çalışkan demektir. Ve bad'i yerleştirecek olursak bad kötü demektir ve burada kötüye eşleştiremedik. Beautiful güzel demektir, buradaki son resmimize beautiful diyebiliriz. Funny eğlenceli demektir, burada palyaço'nun altına funny yazabiliriz strong güçü demektir. Burada halter kaldıran sporcunun altına strongu yazabiliriz. Burada da hard working çalışkan biri olduğunu söyleyebiliriz. Hard working yazalım. Gördüğünüz gibi ders çalışmakta hard working şeklinde de eşleştirelim ve sıra geldi son bölümümüze, son sorumuza. The party is nokta nokta 7 pm Saturday cümlesini doğru tamamlayan şıkkı seçiniz deniliyor. Şimdi partinin saat akşam 7'de ve cumartesi günü olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Ve biz saatlerden önce hangi ek'i getiriyorduk? At ek'ini getirmekteydik. At 7 pm ve günlerden önce de 10 ek'ini getirmekteydik. 10 saturday şeklinde söylemeliyiz. Sırasıyla at 10 gelecektir. Cevabımız denizli. 2. What is the fourth month of the year? Fourth ne demektir? Dördüncü demektir. Four normalde dörtken... TH eklediğimizde dördüncü anlamındadır. Ve e, yılın dördüncü ayını istemekte bizden. Yılın dördüncü ayı nedir? Ocak, Şubat, Mart, Nisan diyecek olursak. Gördüğünüz gibi yılın dördüncü ayının Nisan olduğunu söyleyebiliriz. It is April demeliyiz. Cevabımız da Bursa böylelikle. Üçüncü sorumuz. We must nokta nokta the room for the party. Biz odayı şöyle yapmalıyız. Parti için. Odayı ne yapabiliriz? Decorate, et, dekor etmek. Order sipariş etmek, dance dans etmek, make ise yapmaktır. O da ne yapılır parti için? O da parti için dekore edilebilir. O yüzden de cevabımız A şıkkı decorate olacaktır. Dördüncü ve son ifademiz John'la annesi arasında geçen bir diyalog var. Nokta nokta I go to my friend's birthday party mom. Bir şey demekte ve ardından arkadaşlar hani arkadaşımın doğum günü partisine gidebilir miyim anneciğim diye sormakta. Annesi ise of course you can elbette yapabilirsin diye kabul etmekte. Ne diyebilir? Burada arkadaşlar e, izin alması gerekmekte ve izini de şu şekilde alacaktır. Hani gidebilir miyim edebilir miyim olabileceğinden dolayı can'ı kullanmalıyız. Can I go to my friend's birthday party mom? Anne arkadaşımın doğum günü partisine gidebilir miyim şeklinde. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videolarını gösterebilirsiniz. Ve son olarak bu yazılı sorulana ve daha fazla soru ulaşmak istiyorsanız yazıldayım.net adresimize uğrayarak ulaşabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazıldayım.net adresimize ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veya da başkalarına yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.